AK Parti Aydın Milletvekili adayı Mustafa Savaş, Aydın'ın Köşk ilçesinde gençlerle buluştu. Köşk Belediyesi nikah salonunda gerçekleşen ve AK Parti Köşk İlçe Başkanı Halil Mollaoğlu, AK Parti Aydın İl Gençlik Kolları Başkanı Ozan Ancın, AK Parti Köşk İlçe Kadın Kolları Başkanı Yasemin Yazgan'la Gençlik Kolları Başkanı Rıdvan Enes'in de katıldığı gençlik buluşmasında AK Parti Aydın Milletvekili adayı Mustafa Savaş gençlere önemli açıklamalarda bulundu. AK Parti Aydın İl Gençlik Kolları Başkanı Ozan Ancın, altılı masayla HDP'nin ortaklarının daha önce gizli tutulduğunu ancak 14 Mayıs seçimleri için artık gizlemediklerini söyledi. HDP'nin mini otobüsü, yani minibüsü arkasından son ses müzikle beraber dolaşıyor. Artık bu ittifakları düne kadar gizliydi ama şu anda gizli değil arkadaşlar. Şimdi geçen de bir canlı yayında İstanbul'un CHP milletvekiline soruyorlar. Ya işte kamuoyunda siz her ne kadar bunu ittifak halinde olmasanız da bunlar farklı bir siyasi parti adı altında sizden bağımsız seçime giriyor olsalar da sizi destekledikleri aşikar. Ama seçimi 14 Mayıs'tan sonra kazanmanız halinde bir bakanlık teklifinde nasıl bir cevap verirsiniz diyorlar. Yani İstanbul'un CHP milletvekiline bu soru soruyor. Erdoğan olduğu için biz Recep Tayyip Erdoğan'ın yanında değiliz. Recep Tayyip Erdoğan bizim meselemizin yanında olduğu için biz onun yanındayız arkadaşlar. Gençlerin arasında kendisini de genç hissettiğini belirten AK Parti 28. dönem Aydın Milletvekili adayı Mustafa Savaş şunları söyledi. Evet, insan gençlerin arasında olunca kendini genç hissediyor. Şöyle baktığımız zaman, yaş ortalamasına baktığımızda kıymetli gençlerimiz, AK Parti iktidara geldiğinde birçoğumuz dünyada yoktu. Bakın. AK Parti iktidara geldiğinde yeni doğan şimdi 21 yaşında, 5 yaşında olan 26 yaşında, 10 yaşında olan 30 yaşında, 15 yaşında olan 36 yaşında, 35 yaşında. Yani 21 yıldan bu yana kesintisiz bir şekilde iktidarda olan bir parti, AK Parti, onun da lideri Recep Tayyip Erdoğan. Tek başına bu kadar uzun süre iktidarda olan ve lideriyle birlikte iktidarda olan bir parti dünyada örneği yok. Bu bir. İki, 12 milyon üyesi olan bir başka bir siyasal bir parti de yok. Onun için bu davaya sahip çıkmak boynumuzun borcu. Sayın Cumhurbaşkanımıza sahip çıkmak boynumuzun borcu. Hele bu dönem daha da fazla boynumuzun borcu. Niye? Çok tarihi bir seçime gidiyoruz. Çok kritik bir seçime gidiyoruz. Bir milat, bir eşik. Bu tarihi seçimi, bu eşiği atlattığımız takdirde kıymetli gençlerimiz, inanın Türkiye'yi kimse durduramayacak. Dış güçler, Türkiye üzerinde hedefi olan, planları olan o dış güçler bunu bildiği için Türkiye'nin önünü kesmek için geçmişte olduğu gibi şimdi de sürekli oyun kuruyorlar, planlar hazırlıyorlar. Sayın Başkanımız da söylediği gibi teyakkuzda olmamız lazım, dikkatli olmamız lazım, hazır olmamız lazım. Onun için bu seçim çok önemli. AK Parti'nin kurtuluş tarihçesinden de söz eden Savaş şöyle devam etti. 2002'de AK Parti kurulduktan 1,5 yıl sonra iktidara geldi. Sayın Cumhurbaşkanımız seçim kampanyası döneminde tek başına iş başına dedi. Allah'ın yardımı ve milletimizin desteğiyle AK Parti tek başına iktidara geldi. Ardından 2007 seçimlerinde durmak yok yola devam dedi. Yine milletimiz desteğini esirgemedi. Yine AK Parti sandıktan birinci çıktı. Durmak yok yola devam ettik. 2011'e geldik. Bu sefer tabii sizler daha o zaman küçüktünüz. Hatırlamazsınız. İstikrar sürsün, Türkiye büyüsün dendi ve yine milletimizin tercihiyle istikrar sürdü ve bugünlere geldik.
Hedeflerimiz büyük gençler. İddialarımız büyük. Dünyada itibarlı, sözü dinlenen, büyük ve güçlü Türkiye'yi inşa edebilmek adına Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde hep birlikte, hep beraber çalışıyoruz. Bir de 21 yıl önceki Türkiye'yi hatırlatmak gerekiyor diyen AK Parti Aydın Milletvekili adayı Mustafa Savaş sözlerini şu ifadelerle tamamladı. O hem 21 yılı, geçen 21 yılı hatırlamak gerekiyor. Bir de 21 yıldan önceki Türkiye'yi de hatırlamak gerekiyor. O eski Türkiye'de neler olup bittiğini de anlatmamız gerekiyor. Bazen de sizlerin açıp okumanız gerekiyor arkadaşlar. Nasıl bir Türkiye devralındığını, nereden nereye gelindiğini bizim bilmemiz gerekiyor aslında. Tabii yaşamadık, sizler yaşamadınız ama bizler onu yaşadık. Hem o eski Türkiye'yi yaşadık, hem de o 21 yılın ne kadar zorlu geçtiğini bizler biliyoruz. Parti kapatma davası açtılar. Bakın, Cumhuriyet mitingleri yaptılar. Meydanlarda toplandılar. Gözümüzü korkutmaya çalıştılar. AK Parti'ye inanmış, bu davaya gönül vermiş, bu davayı desteklemiş olan kesimlere gözdağı verdiler. Sonra gezi olayları, sonra 17-25 yargı darbesi, 15 Temmuz, hendek, terör, ekonomik saldırılar derken biz bugünlere geldik. Yılmadık. Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde dimdik arkasında durduk. Sayın Cumhurbaşkanımız da dimdik yürüdü. Yürümeye de devam ediyor. Doğru zamanda, doğru adamla, doğru adımlarla yola devam diyoruz arkadaşlar.